Merhabalar, Müge'nin El Sanatları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yapımı gerçekten çok kolay olan, isterseniz elinizde kalmış parça iplerinizi değerlendirebileceğiniz, rengarenk örebileceğiniz veya iki renk örebileceğiniz ya da tek renk de örebilirsiniz bu modeli, tek renk de uygulayabilirsiniz. Bu güzel modelin yapımını paylaşmak istiyorum. Modelimin yapımında kullandığım ipim her zamanki gibi Alize Baby Best. Şişim ise 3,5 numara. Modelimizin yapımına geçmeden önce kanalıma abone olup bildirimleri açıp yorum ve beğenide bulunursanız mutlu olurum arkadaşlar. Modelimizin ilmek sayısı 2 ve 2'nin katlarından oluşuyor. Şimdi model kurulumuna geçiyorum. Model için bir lastik uygulaması yapmadım. Direkt olarak modelimizi örmeye başlayacağız. İlk kenar ilmeğimi bir kere ördüm. Sonrasında iki ters iki düz iki ters iki düz iki ters iki düz. Bu şekilde sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimizi iki ters iki düz olarak örüyoruz. Ayrıca bu biliyorsunuz ikili lastik örneği modeli. Ve son ilmeğimi de örerek örgümün arka yüzüne geçiyorum. Örgümün arka yüzünde yine aynı şekilde ters gördüğüm ilmekleri ters, düz gördüğüm ilmekleri düz olarak örüyorum. Yani iki ters iki düz iki ters iki düz. İki ters. İki düz. Örgümün arka yüzünde de yine aynı şekilde iki ters iki düz örerek sıramı tamamladım. Şimdi arkadaşlar bir sıra daha önden iki ters iki düz, yani ters gördüğümüz ilmekleri ters, düz gördüğümüz ilmekleri düz, arkadan da aynı şekilde ters gördüğümüz ilmekleri ters, düz gördüğümüz ilmekleri düz olarak örüp modelimizi kurmaya başlayacağız. 4 sıra boyunca örgümü ördüm arkadaşlar. Şimdi tarçın rengi ipimi bağladım ve tarçın rengi ipimle modelime devam ediyorum. Kenar ilmeğimi ilk olarak renk değiştireceğim için örerek alıyorum. Daha sonra ters gördüğüm ilmekleri düz olarak örüyorum. Ters ilmeklerimizi düz olarak örüyoruz. Sonrasında gelen düz ilmeklerimizi örmeden şişimizi alıyoruz. Ters ilmeklerimizi düz olarak örüyoruz. Düz ilmeklerimizi örmeden şişimizi alıyoruz. Ters ilmeklerimizi düz olarak örüyoruz. Düz gelen ilmeklerimizi örmeden şişimizi alıyoruz. Ters ilmeklerimizi düz ördük. Düz gelen ilmeklerimizi örmeden şişimizi aldık. Ters ilmeklerimizi düz ördük. Düz gelen ilmeklerimizi örmeden şişimizi aldık ve kenar sonundaki tek ilmeğimizi de örerek örgümüzün arka yüzüne geçiyoruz. Örgümüzün arka yüzünde
İlk ilmeğimi örmeden aldım. Sonrasında örmediğim ilmekleri tekrar örmeden şişime alıyorum. İpim bana doğru bakıyor. Ve tarçın rengiyle ördüğüm ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Ters olarak ördüm. Aradaki krem rengi ilmeklerimi örmeden şişime alıyorum. Tarçın rengi ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Krem rengi ilmeklerimi örmeden şişime alıyorum. Tarçın rengi ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Krem rengi ilmeklerimi örmeden şişime aldım. Tarçın rengi ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Krem rengi ilmeklerimi örmeden şişime aldım. Tarçın rengi ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Üçüncü sıramda ilk ilmeğimi yine örmeden aldım. Sonrasında gördüğüm bütün ilmekleri düz olarak örüyorum. Arada örmediğimiz krem rengi ilmeklerimiz de dahil hepsini düz olarak sıra sonuna kadar örüyoruz arkadaşlar. Bütün ilmeklerimi sıra sonuna kadar düz olarak örüyorum. Modelimiz iki ters iki düz olarak devam ediyor. Kurulumumuz da o şekilde. Şimdi bu arka sıramızda şöyle yapıyoruz. İlk ilmeğimizi örmeden alıyoruz. Bakın şu aradaki tarçın rengi ilmeklerim ters. Bunlar ters olarak devam edecek. Şu iki ilmeğim düz olarak devam edecek arkadaşlar. O yüzden iki düz, iki ters. İki düz, iki ters. İki düz, iki ters. Bu şekilde model kurulumumuzu yapıyoruz. Önden baktığım zaman bu ters ilmeklerim önden düz gözüküyor. Şurada ilmekleri örmeden alarak atladığımız ilmeklerin ters olarak gözükmesi gerekiyor. O yüzden arkadan bu şekilde iki düz, iki ters olarak sıramızı tamamlıyoruz. Son ilmeğimi de ters olarak örüyorum. Örgümün ön yüzüne geçiyorum. Kenar ilmeğimi yine örmeden alıyorum. Sonrasında iki düz, İki ters. Yani bu sırada düz gördüklerimizi düz, ters gördüklerimizi ters örüyoruz. İki düz, iki ters. İki düz, iki ters. İki düz, iki ters. İki düz, iki ters. Ve örgümün arka yüzünde yine aynı şekilde düz gördüklerimi düz, ters gördüklerimi ters örerek sıra sonuna kadar ilerliyorum. İki düz, iki ters. Örneğimiz hep iki düz iki ters olarak ilerliyor. Arada model kurulumu yapmamız için sadece ilmeklerimizi örmeden aldığımız yerlere dikkat etmemiz gerekiyor. Sonrası hep iki düz iki ters olarak devam ediyor arkadaşlar. Evet, tarçın rengi ipimle modelimi kurdum. Şimdi krem rengi ipimle devam edeceğim. Sıra başındaki ilk ilmeğimi renk değişikliği yaptığım için ördüm. Şimdi arkadaşlar burada düz gördüğümüz ilmekleri örmeden şişimize alıyoruz. Ters gördüğümüz ilmekleri düz olarak örüyoruz.
Düz gördüğümüz ilmekleri örmeden şişimize alıyoruz. Ters gördüğümüz ilmekleri düz olarak örüyoruz. Düz gördüğümüz ilmekleri şişimize alıyoruz. Ters gördüğümüz ilmekleri düz olarak örüyoruz. Düz gördüğümüz ilmekleri örmeden şişimize alıyoruz. Ters gördüğümüz ilmekleri düz olarak örüyoruz. Sıra sonuna kadar bu şekilde geldim. Örgümün arka yüzünde ilk ilmeğimi örmeden aldım. İlk krem rengi ilmeğimi ters olarak örüyorum. Aradaki tarçın rengi ipim ilmeklerimi örmeden şişime alıyorum. Krem rengi ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Tarçın rengi ilmeklerimi örmeden şişime alıyorum. Krem rengi ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Tarçın rengi ilmeklerimi örmeden şişime alıyorum. Krem rengi ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Tarçın rengi ilmeklerimi örmeden şişime alıyorum. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam ediyoruz. Devam eden sıramızda arkadaşlar, şimdi bütün ilmeklerimizi düz olarak öreceğiz. Gördüğümüz bütün ilmekleri düz olarak örüyoruz. Örgümün ön yüzünde bu sıramda bütün ilmekleri düz olarak örüyorum. Örgümün arka yüzünde ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Şimdi arkadaşlar, bakın, ters ilmeklerimiz ters olarak devam edecek. Sonrasında gelen iki ilmeğimiz düz olarak devam edecek. İki ters, iki düz örüyorum. İki ters, iki düz. İki ters, iki düz. İki ters, iki düz. İki ters, iki düz. İki ters, pardon, kenar ilmeğimi de ters olarak örüp ön yüzüme geçiyorum. Kenar ilmeğimi yine örmeden aldım. Şimdi gördüğüm ilmekleri gördüğüm şekilde ters olanları ters, düz olanları düz olarak örerek sıra sonuna kadar geliyorum. Düz ilmeklerimi düz, ters ilmeklerimi ters olarak örerek sıra sonuna kadar ilerliyorum. Örgümün arka yüzüne geçiyorum. Örgümün arka yüzünde de aynı şekilde ters ilmeklerimi ters, düz ilmeklerimi düz örerek sıramı tamamlıyorum. Ters ilmeklerimi ters, düz ilmeklerimi düz örerek sıra sonuna geldim. Şimdi renk değişikliği yapacağım. Hardal rengi ipimi şişime bağladım. İlk ilmeğimi renk değişikliği için örüyorum. Daha sonra ters gördüğüm ilmekleri düz olarak örüyorum. Düz gördüğüm ilmekleri örmeden şişime alıyorum. Ters gördüğüm ilmekleri düz olarak örüyorum. Düz gördüğüm ilmekleri örmeden şişime alıyorum. Ters gördüğüm ilmekleri düz olarak örüyorum. Düz gördüğüm ilmekleri örmeden şişime alıyorum. Ters ilmeklerimi düz ördüm.
Düz ilmeklerimi örmeden şişimi aldım. Ters ilmeklerimi düz ördüm. Düz ilmeklerimi örmeden şişimi aldım ve sıra sonuna geldim. Örgümün arka yüzünde krem rengi ilmeklerimi yine örmeden şişimi alıyorum. Hardal rengi ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Krem rengi ilmeklerimi örmeden şişimi alıyorum. Hardal rengi ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Krem rengi ilmeklerimi örmeden şişimi aldım. Hardal rengi ilmeklerimi ters olarak ördüm. Sıra sonuna kadar ilmeklerimizi bu şekilde örerek devam ediyoruz. Örgümün ön yüzünde gördüğüm bütün ilmekleri düz olarak örüyorum. Sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimi düz bir şekilde örerek devam ediyorum. Şimdi örgümüzün arka yüzünde arkadaşlar bakın hardal rengi ilmeklerim ters olarak devam edecek. O yüzden önündeki iki ilmeği düz olarak örmem gerekiyor. İlk ilmeğimi örmeden şişimi aldım. Sonrasında iki düz, iki ters. 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 Örgümün ön yüzünde ilk ilmeğimi örmeden aldım. Sonrasında iki düz, iki ters örüyorum. Yani düz gördüğüm ilmekleri düz, ters gördüğüm ilmekleri ters örerek sıra sonuna kadar ilerliyorum. Düz gördüğüm ilmekleri düz, ters gördüğüm ilmekleri ters örerek sıra sonuna geldim. Ve örgümün arka yüzünde yine aynı şekilde düz gördüğüm ilmekleri düz, ters gördüğüm ilmekleri ters olarak örerek sıramı tamamlıyorum. Düz gördüğüm ilmekleri düz, ters gördüğüm ilmekleri ters örerek sıramı tamamladım. Ve böylece model anlatımını da bitirmiş oluyorum arkadaşlar. Çünkü modelimiz hep bu şekilde ilerleyecek. Şimdi krem rengi ipimize geçiş yapacağız. Baştan anlattığım şekilde örgümüz devam edecek arkadaşlar. Beni izleyip destek olduğunuz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videomuzda buluşmak üzere. Şimdilik hoşça kalın.